Herkese selamlar. Geleceğin Kaçmak kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sohbet tadında videolarımız devam ediyor. Bu videomuzda sizlere biraz kendi içimi dökmek istiyorum. Artık hayatın anlamı ne? Artık para kazanmak ne kadar önemli? Ya da mesele gerçekten para kazanmak mı hedef? O mu? Yoksa insan gibi yaşayıp erdemli, onurlu ve anın tadını yaşamak mı? Bunları bu videomuzda yorumlayacağız. Şimdi şu noktadan başlamak istiyorum. Birçok kişi para kazanmak ister. Birçok kişinin hedefinde ya şu kadar parayı vurayım da şunları yapayım da işte şu donanımları alayım, şu üniversiteyi bitireyim, şu materyalleri yapayım, şu tekneyi alayım, şu yatı alayım, şu apartmanı dizayn edeyim gibi maddi beklentilerimiz var bu hayatta. Evet. Yani her şey para olmuş, değil mi? Bir tuvalete gidiyorsunuz para. Markete gidiyorsunuz, her şey para. Su içiyorsunuz, su para. Nefes alalım diyoruz, vergi. Borçlanalım diyoruz, vergi. Her şey para olmuş arkadaşlar. Bu yüzden herkesin temel amacının para olmasını ben normal karşılıyorum. Normal. Ama her şey para mı? Bir saniye düşünün. Düşünürken de kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Ve düşündüğünüz fikri de yorum kısmına yazın. Her şey para mı? Değil arkadaşlar. Her şey para demek değil. Nasıl? Bir kere biz bu dünyaya söylemekten bıktım mı? Bıkmadım. Bir defa geliyoruz ya. Bir defa. 70 yıl, 80 yıl, 50 yıl, 100 yıl. Kaç yıl yaşarsanız? Kaç yıl yaşarsınız? Kaç yıl? Ve sınırlı bir süreniz var. Doğuyorsunuz, büyüyorsunuz, olgunlaşıyorsunuz, yaşlanıyorsunuz ve ölüyorsunuz. Periyodik bir dönem. Evet. Canımız, sağlığımız elbette en önemli şey. Ve dış sağlığınıza bakın. Bir de iç sağlıktan bahsedelim. Psikolojiye giriyorum. Psikoloji çok önemli bir şey. Sizi gerçekten uzun bir yaşama sevk eden, uzun yaşama sırrı aslında sağlıklı bir psikoloji, sağlıklı bir ruh halidir. Fakat yaşadığımız bu gündem, en ufak bir sosyal medyaya bakıyorsunuz, hep kötü haberler, hep şeyler. Yatırım yapayım diyorsunuz, zarar ediyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz, biraz içerik üreteyim, kimse izlemiyor. Veya yayılmıyor bir şekilde, bilmiyorum. Eksikleriniz daha çok baskın geliyor. Ticaret yapayım diyorsunuz, sermaye yok. Sıfır, borç yani, hatta borç. Karın doyurmaya çalışıyorsunuz. İşte diyorum ki, öncelikli olarak şu. Bir anın tadına şöyle bir bakın, şöyle bir etrafınıza bakın. Bak, etrafına bak, daha çıktım yani. Şu an sizlere video anlatmak için. Gerçi kendim için geldim bile, sizin için falan da değil. Ama gelirken de hani video çekiyorum. Anılarımı paylaşıyorum, fikirlerimi paylaşıyorum. İçimi döküyorum. Bir derin nefes alın. Bak, kuş sesleri. Yürüyüş yapıyoruz değil mi? Şurada göstereyim. Yanımda sular akıyor. Sular sayılır. Güzel bir nehir. Çay akıyor. Nefesimi alıyorum. Orada etrafı gözlemliyorum, düşünüyorum. Öyleyse varım. Düşünüyorum. Kendime düşünmek için zaman bırakıyorum arkadaşlar. Ve en önemlisi, sen bir tanesin. Senden daha başka yok. Sen değerli olan bir tek sen varsın. Bir de ailen var ve seni seven birkaç tane parmak sayısını geçmeyecek kadar insan var. İnsanların çoğu samimiyetsiz. Yüzünüze her gülen insan samimi olacak anlamına gelmez. Zaten bölümüm gereği. Ben biraz sosyalleşmem gerekiyor. Biliyorum ağırdan sosyalleşmem. Mesela bu pazar Ice Crackers'in etkinliği var. Belki linkini aşağıya bırakıyorum. Siz de kaydolabilirsiniz. Ben gideceğim zaten. İşte Selçuk Geçer gibi, Berk Koçak gibi araştırma uzmanları. İşte Gökalp İçer zaten bizzat CEO'su, yöneticisi. Gibi bu isimleri, bu başarılı profesyonel adamları sahasında dinlemek bambaşka. İşte o yüzden diyorum ya,
kendinizi bu negatif etkenlere karşı kapatın. Kız mı bak? Bakmasın. Bakmasın. Dersler mi zor? Otur. Dirseğini kır. Ve o kafanı oraya ver. Fokus. Bırak şu sosyal. Bırak. Gerekirse beni de bırak. Ve eğitimine odaklan. Üret. Daima üret. Geliştir kendini. Çünkü sen hayatta olduğun sürece kendini geliştirmek zorundasın. İnovatif bir dünyada yaşıyoruz. Sürekli teknolojiler değişiyor. Sürekli. Dünya artık yapay zeka gibi bir teknolojiyle karşı karşıya. Bir devrimle karşı karşıya. Para birimi artık bildiğiniz para birimleri değil. Bitcoin. Para birimi artık Bitcoin. Artık Bitcoin'i hayatınıza kabullenin. Çünkü 99-95 yıllarındaki internet gibi Bitcoin. Kripto paradır. Adeta bir devrimin eşiğine düştük. 2009 yılında başlatıldı. Yani bu arada çok karma konuşuyorsam özür dilerim. Çünkü bu biraz sohbet tadın. Hani belli başlı tam bir konu yok. Fakat hayati şeylerden konuşuyorum. Hani artık dediğim gibi isyan etmenin bir anlamı yok. Yani sizin yapabileceğiniz en iyi şey kendinizi geliştirmek, üretim yapmak ve inanmaktır. Başarıya her zaman inanın arkadaşlar. Başarı her zaman inanılması gereken bir şey. Zirve inananlarındır, o da bizimdir. Zirveye inanıyoruz, pes etmiyoruz. Sağlığımıza dikkat ediyoruz. Spor yapıyoruz. Bakın yürüyüş yapıyorum düzenli olarak. Üniversiteden bile gelirken ortalama 10 kilometre yürüyüş yapıyorum. Bazen arkadaşlarımla yürüyorum. Bazen kuşa bakıyorum, köpeğe bakıyorum. Hayata bakıyorum. Artık dediğim gibi anın tadını yaşamaya başladığımı düşünüyorum. Çünkü benim hedefim artık belli başlı maddiyat değil de bir vizyon, bir karakter, bir onur, bir duruş, bir anın tadını yaşamak, dünyayı gezmek istiyorum. İşte insanları tanımak istiyorum. Orada yeni insanlar, yeni hayatlar, kim bilir kimler neleri yaşıyor. Ayrı bir coğrafya, ayrı dinler, ayrı ırklar. Birçok şey var. Birçok. Ve o kadar güzel yanları da var ki bunların. Bazen orada güzel deneyimler elde edeceğiz, güzel anlar elde edeceğiz. Bilgileneceğiz. Sonuçta bildiğimiz şey okyanustaki bir damla bile değil. Daha bir şey öğrendiğimizi de düşünmüyorum. Çok geniş bir bilgi yelpazesi var. O yüzden diyorum yapay zekadan korkun. Çünkü yapay zeka direkt internetin o bilgilerinin hepsine sahip. Sen bir kitabı açıp okuyup bitirene kadar yapay zeka yani hangi güncellemeleri yapıyor şu anda yani. Ve yapay zeka ile alakalı da bir sepet yapacağım. En az minimum 20x bekliyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Minimum 20x bekliyorum. Ve o sektörlerin neden gerekli olduğunu sektör sektör inceleyeceğiz. Sizlere göstereceğim. Ve yapay zeka konusunda ne yapılabilir? İşte gelecekte beni işsiz bırakacak ama ben yapay zekada nasıl para kazanabilirim? Nasıl işsiz olma tehlikesinden kurtulabilirim? Nasıl bunu bir iş modeline dönüştürürüm? Bunun nimetlerinden yararlanmayı, işte sepeti, işte yapay zeka nasıl kullanılır, nasıl montajlama yapılır, ben nasıl kullanıyorum onları size anlatacağım. Aynı zamanda ise yapay zekanın içine girdiğimizde derin öğrenme, makine öğrenmesi, generatif AI gibi konulara da değineceğiz. Bunların da eğitim serilerini oluşturacağım. Kendim kazanımlar elde ettikçe. Çünkü diyorum ya, ben gelişmeye devam ediyorum. Bak, dün ne yaptım mesela? R programlama dilinden açtım. Matrix çalıştım. Vektör çalıştım. İşte orada şablonları oluşturma. Rbind fonksiyonu ile işte tek tek tablo şeklinde oluşturup aşağıya terminal kısmına yazmayı öğrendim. Scan kısmı neyse. Bunları da geliştiriyoruz. Bir tek web sitesi oluşturma kısmında biraz olabilir. Oraya da belki eğitim paketine koyarız. Neyse. Gelişmeye ve üretmeye devam edeceğiz. Tamam mı? Problem yok. Yani olumsuz şeyler sizi bozmasın. Çünkü bu sizin kabahatiniz değil. Bu onların, sistemin art niyeti.
sistemin akliyeti olan bir şey. Biz o yüzden elimizden geleni yapmak zorundayız. Eğer ki pes ederseniz ömür boyu arkadaşlar bunların altında boyundursunuz. Ömür boyu. Ama şu an haykırmazsanız, şu anda o yumruğu masaya vurmazsanız ve artık bir şeyleri değiştirmeliyim, artık bir şeyler üretmeliyim diyorsanız da işte o zaman şu zaman. Şimdi. En doğru zaman şimdidir arkadaşlar. Ben şu haftaya olsun, şu zaman olsun bilmem ne program diye yaparsanız o da olmayacak. Şu an başlayın. Bak yürüyüşe başladım. Çık, yürüyüş yap. Bak nefes al. Anın tadını çıkar ve üretmeye başla ve kazananlar arasında sen de gir. Bak süreç benim lehime işliyor. Üretim yapıyorum, yatırım yapıyorum. Evet, üniversitenin eğitimin ne kadar saçma bir şey olduğundan bahsettim. Fakat üniversitede en inekleyen, en çok çalışanlar arasında da ben varım. Hani insanlar soruyor ya sen hani saçma diyordun bilmem ne ama en çok çalışan da sensin. Değil mi? Çünkü ben üniversiteyi de yaparım. Sektöründe en iyisi olabilirim. Kendime inanıyorum. Özgüvenim var. Ve potansiyelimin ne kadar devasa bir şey olduğunda farkındayım. Belki gelecekte çok büyük bir firma kuracağım. Belki Türkiye'nin Elon Musk'ı olacağım. Bilemiyorum. Ama mücadeleye devam ediyorum. Seviliyorsun. Sen çok değerlisin dostum. Artık potansiyelin farkına var ve kendini geliştir. Tamam mı? Benim gibi. Ben oldum demiyorum. Ben uzmanım bilmem nesi demiyorum. Ben gelişmeye çalışan bir öğrenciyim. Bir dostunuz, bir arkadaşınızım. Kendi fikirlerimi, kendi görüşlerimi paylaşıyorum bu kanalda. Sen de daha fazla bu tarz video istiyorsan yapman gereken bölümü. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutma. Ve diğer videolarda haberdar olmak için diğer videolardan bildirimi açacaksınız. Tümü. Ve fikirleriniz, görüşleriniz varsa yorum kısmında. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Diğer videolarda.